Teşekkürler, merhabalar, hoş bulduk. Öyle oldu. Nasılsınız Hüseyin Bey? Çok teşekkür ederim Neslihan Hanım. Siz nasılsınız? Bizler de teşekkür ederiz. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. İçersiniz Hüseyin Bey? Her zamankinden. Çay severim ben. Tabii ki de, hemen. Çaycıyım. Tabii ki de. Buyurun Hüseyin Bey. Çok teşekkür afiyet ederim. Afiyet olsun. Sağ olun. Abi işte teşekkür ederim. Allah iyilik versin. Nasılsınız? Çok şükür iyiyiz be. İşte emekler evine geldik, oturuyoruz, çayımızı içiyoruz. Bizim için evet. Nuru nimet. Evet. Ne güzel geliyor. Arkadaşlar iyi oturuyoruz. Geliyorlar. Sağ olsunlar, evet. Var olsunlar. Buyurun. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz hanım ablacığım. Nasıl havalar nasıl geçiyor? Günlerin nasıl geçiyor Hüseyin abi? Havalar, havalar değil de gerçekten bu emekli evimizin için nur-u nimettir. Belediye başkanına ne kadar teşekkür etsek azdır. Evet, sağ olsun, var olsun. Her dayilerde şeylere, gezmelere falan da götürecekler bizi. Daha sonra başlangıç daha. Evet, evet. Örnek köye gittik, Silifke'ye gittik. Götürdü yani, götürüp gezdiriyorlar, yemeğimizi yediriyorlar. Çayımızı içiriyorlar yani. İnan ki çok mutluyuz. Emekli evimiz ilk olarak Yenişehir'de hizmete girdi. Daha sonra yoğun talep üzerine Tarsus'ta ve Toroslar'da da hizmete girmiş bulunmakta. Buradaki amacımızın emeklilerimizin evden çıkararak sosyalleşebilecekleri, kendilerini gerçekleştirebilecekleri, sağlıklı ve aktif bir yaş alabilecekleri bir alan oluşturmak, bir merkez oluşturmak. Orada düzenlenecek çeşitli kurs, etkinlikler ve sosyal faaliyetler olacak. Aynı zamanda isteyen emekli üyelerimize psikolojik danışmanlık hizmeti verilecek. Emekli evinde çeşitli kurslar, e-sanatları, bridge kursları, kültürel ve sosyal geziler ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilecek. Üye olmak için de 55 yaş ve üzerinde olan tüm emekli vatandaşlarımız Mersin'de ikamet ediyor olmak şartıyla bu hizmetimizden yararlanabilecekler. Üyelik hizmetiyle devam etmekte. Aynı zamanda eşleri de bu hizmetten yararlanabiliyor. Bu geziler, sosyal kültürel faaliyetlerin yanı sıra gelip kitap okuyabilecekleri, gazetelerini okuyabilecekleri, bu süre içerisinde de ücretsiz olarak çay içebilecekleri bir alan yarattık. Bu şekilde hizmet vereceğiz. Benim gerçekten vakit geçirecek, oyalanacak bir yerim yoktu. Kıraathanelere gitmem, astımım var. Sigara dokunuyor falan şey yapıyor. Oyun hastalığım yok, içkim yok, kumarım yok. Tam benim yerim bura. Geleyim arkadaşlarla falan. Orada oturuyorduk, muhabbet ediyorduk, sohbet ediyorduk, kitabımızı okuyorduk, gazetemizi okuyorduk. Çok güzel geçiyor benim için. Yani ben diyebilirim ki benim en mutlu yıllarım 2-3 yıldır. Bu emekli evi kuruldu kurulalı. Çok mutluyum. Güzel, oturuyoruz. Hizmetimiz güzel. Arkadaşlar ilgileniyor bizden. Beklentimiz geliyoruz işte bu yaştan sonra beklentimiz olacak. Geliyoruz, oturuyoruz. Sağ olsunlar, ilgileniyorlar arkadaşlar, ediyorlar. Geldik işte, oturuyoruz sağ olsun. Vahap Bey'in de hizmetlerinden dolayı çok çok sağ olsun, var olsun, barkadar olsun. Her şeye söyledim ben, içindeki herkes yaylada, köyde, sağda, solda, Malatya'da. Hepsine söyledim. Mesela dün arkadaşım, emekli polis arkadaşım, dün birisi geldi. Hemen şey yaptım, yarın bir gün o da gelecek. Öbür arkadaşlar da gelecek.